Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız, yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, ara kısmına ben 19 tane zürafa yaptım. Siz isterseniz fil dişi de ekleyebilirsiniz. Ben birazcık daha sade olsun diye sadece zürafa yaptım. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Benim ipim bitmişti. İp eklemesini de göstermek için ipimi eklemedim. Şimdi ipi parmağımızın dibine koyuyorum. Aynı zürafaya, biten zürafaya batarak arkadaşlar diğer ipimin üzerine bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrar diğer iki ipimi de alıyorum arkadaşlar. Üzerlerine düğüm atacağız. Artık çıkma imkanı yok arkadaşlar. Şimdi iki ipimi de kesiyorum. Hem başlangıç hem de biten ipimizi. Buraya 4 tane zürafa yapıyorum. 19 taneden ayrı. 4. zürafaya geri dönüyorum. Bunu dağ için kullanıyoruz. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Birazcık eksilttik. Bir tane eksilttik. 3 tane zürafamız kaldı. İpimi başa alıyorum. Bu şekilde dağımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane yuva yapıyorum. Ortadakini bırakıyoruz. İkinci zürafaya. Ortadaki boş kalıyor. Ona sonra beyaz pırpır yapacağız. Bu şekilde bu büyüklükte bir tane yuva yaptım. Tekrar... Şimdi içine batmıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı zürafaya batarak daha düzgün bir şekilde olması için düğümümü attım. Bu tür oyalarda arkadaşlar şimdi başına bir tane boş düğüm atıyorum. Ki daha düzgün olsun diye. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırın içine batarak yaprağımı yapmaya başladık. İki düğüm oldu. 4 tane düğümden oluşturacağız yaprağımızı.
şekilde yaprağımızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. 4 tane düğümden oluşturduk. Şimdi diğer yaprağımızı da arka yazmanın ters tarafından yapacağız. Yuvama batarak ipimi kenara alıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum hemen düğümün önüne. Tekrar pırpırıma batarak bir tane tepesine düğüm atıp aşağı yuvaya geri dönüyorum. Arkadaşlar bu yaprağımı da 4 tane düğüme tamamlayacağım. 4 tane düğüme tamamladım. İpimi de kesmedim arkadaşlar. Üzerine düğüm atıp ondan sonra keseceğim ki çıkma derdi olmasın. Şimdi arka yüzünü yazmanın ters tarafını döndürüyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şimdi ipimizi kesiyorum. Üzerine düğümümüzü attık. Şimdi düz tarafını yazmanın döndürüyorum. Yuvaya batarak bir tane pırpır yapıyorum. Büyüklükte bir tane pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırın içine batarak bir tane düğüm atacağız. Biraz tam ortadan değil, birazcık kenarından düğümü attım. Ve şimdi buraya batarak pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Buraya küçük küçük pırpırlar yapacağız arkadaşlar. Büyüklükte pırpırlar yapıyoruz. 4 tane pırpır yapıyorum buraya. Şimdi en baştaki pırpırıma batarak ipimi uzatıyorum. Ve tekrar baştaki zürafaya batarak zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Bir tane kalana kadar zürafalarımızı yapacağız. Eksilte eksilte zürafaları bitireceğiz. Son zürafamızı yaptık. Şimdi son zürafamın içine batıp tepesine bir tane düğüm atıyorum. Orta kısmından
Bu şekilde bademimizin bir tanesi tamam olmuş oldu. Şimdi aşağıya bolca şekilde ipimi indiriyorum. Bu şekilde ipimizi indirdik arkadaşlar. Şimdi ben bundan 3 tane daha, 2 tane daha yapıp 3'e tamamlayacağım. Diğerlerini de kamera arkasında tamamlayayım. Aynı şekilde yapıyoruz çünkü. Şimdi başlangıç kısmını bir tane pırpırımızı yapalım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de. Birazcık küçük oldu arkadaşlar. Orta kısımdakini birazcık daha büyük yaptım. Onun için de göstermek istedim. Diğerlerinden bir tık daha büyük yapıyorum pırpırını. Ortadaki biraz daha uç kısımda sivri dursun diye arkadaşlar. Şimdi ben tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Modelimi bitirdim arkadaşlar. 3 tanesini de yaptık. Şimdi orta kısımdaki bıraktığımız zürafaya pırpırlarımızı da yapıp tamamlayalım. Burada bıraktığımız zürafaya şimdi bir tane düğüm atıyorum. İpimi parmağım dibine koyuyorum. Bu yazmanın ters tarafı arkadaşlar. Ters taraftan düğümümüzü atıyoruz. Düz taraftan da pırpırlarımızı yapacağız. Şimdi yazmanın düz tarafını döndürüyorum. Buraya 5 tane pırpır yapacağız. Yazmamız hardal rengi arkadaşlar. İçinde bu renklerden gülleri vardı. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bu büyüklükte pırpırlarımı yapmaya devam ediyorum. Dört tane pırpırımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi iplerimizi keselim. Bunu birazcık mesafe bırakarak kesiyorum. Diğerini de tamamen kökünden kesiyorum. Modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.